Merhaba sevgili çocuklar, ben sınıf öğretmeni Melek Akdeniz. Bugün matematik dersinde bölme problemleri üstünde çalışacağız. Yaşamımızda pek çok problemle karşılaşabiliriz. Birçoğunun tek bir çözüm olup kolayca çözülebilirken, bir kısmı ise daha zor çözülebileceğinden farklı çözümler üretmemiz gerekir. Matematik problemlerinin çözümü de yaşamda karşılaştığımız bazı problemlerin çözüm yollarına benzer özellikler gösterir. Şimdi bu dersimizde matematik problemlerinin çözümünde hangi yolları izleyeceğimizi öğreneceğiz. Problemleri çözerken öncelikle soruyu dikkatli bir şekilde okumalıyız. Problemde neler verildiğini belirlemeliyiz. Problemde önemli olan yerlerin altını çizmeli, önemli bilgileri ayırt etmeliyiz. Çözüm için gerekirse problemin resmini veya tablosunu çizebiliriz. Farklı çözüm yolları düşünmeliyiz. Problemi çözmek için öncelikle 4 ana başlıkta düşünürsek bir problemi çözüm aşamalarını, öncelikle problemi anlamalıyız. Çok dikkatli okumalı ve anlamalıyız. İkincisi, çözüm için bir plan yapmalıyız. Üçüncüsü, planı uygulayıp çözüme ulaşmalıyız. En sonunda da çözümümüzü kontrol etmeliyiz. Basit bir problemle problem basamaklarını sırasıyla gidersek, çok daha rahat problem çözümlerinde yol alırız. Problemimiz Aslı 20 cevizi 4 arkadaşına paylaştırırsa, her birine kaç ceviz vermiş olur? Şimdi problemi dikkatlice okuduk. Önce bir problemi anlayalım. Aslı'nın 20 cevizi varmış. Aslı bu 20 cevizi 4 arkadaşına paylaştırmış. Bir kişinin payına düşen ceviz sayısını soruyor. Bir kişinin payına düşen ceviz sayısını bulmak için bir plan yapalım. 20 cevizi 4'erli 4'erli gruplayalım. Gruplama istediği için planımda bölme yaparımı aklımda düşünüyorum. Uygulama aşamasına geçtiğimde 20'yi 4'erli gruplarsam herkese 5 ceviz düştüğünü görürüm. Her birine 5'er ceviz düştüğü için dağıtım kişisi 4 kişi olduğu için 4 tane 5'i topladığımızda 20 ceviz olur. Doğal olarak ilk başlangıçta benim 20 cevizim olduğu için çözümüm doğrudur. Şimdi bundan sonraki problemlerimizde problemi anlayalım, plan yapalım, uygulayalım ve kontrol edelim aşamalarını tek tek problem üstünde doldurarak yaparsak sanırım problem çözüm aşamalarını daha rahat anlayacağız. Önce problemi dikkatlice okuyalım. Her gün 4 sayfa kitap okuyan Okan, 28 sayfalık kitabı kaç günde okur? Önce bir problemi anlayalım. Aslında problemi anlayalım kısmında çocuklar, problemdeki verilen verileri yazacağız. Her gün 4 sayfa okunuyor. Tabii uzun uzadıya yazmayacağız. Kısa kısa notlar alacağız. Okan 28 sayfalık, bunu birinci, bu ikinci diyelim. Kitap 28 sayfa. Şimdi her gün 4 sayfa okuyor, kitabı 28 sayfa. Plan yapma aşamasında kitabı kaç günde okuduğunu soruyor. Kitabı kaç günde okur? Yani benim burada bir paylaştırma yapmam gerekiyor. 28 sayfayı 4'er 4'er sayfa yapacaksam paylaştırma yapmam gerekiyor diye bir plan düşünüyorum. Paylaştırma neydi çocuklar? Bölme. Şimdi artık bunu işleme dökebilirim. 28 sayfa kitabım var. 4'er 4'er okuyorum her gün. 28'i 4'e bölersem, ritmik sayma yaparsanız çok daha rahat bulursunuz. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. 7 tane sayı saydığım için günde 4 sayfadan bir 7 günde bitirir. 7 günde
her gün 4 sayfa okursa 28 sayfalık kitabını bitirirmiş. Şimdi bunu kontrol edelim. 7 günde 4 sayfa okursa çocuklar 4 tane 7 ne yapardı? 28. Benim başlangıçtaki kitap sayıma ulaştım mı, sayfa sayıma? Evet, ulaştım. O zaman problemim doğru. Yine aynı şekilde bir problemi basamaklarını ayırarak, bölümleyerek tekrar organize edelim. Bir çiçekçi 25 tane gülü beşerli demetler şeklinde vazolara yerleştirmek istiyor. Çiçekçinin kaç vazoya ihtiyacı vardır? Şimdi soru kafamda az çok şekillendi. Çiçekçinin elinde kaç tane gül var çocuklar? Problemi anlayalım noktasına verileri yazıyoruz yine. 25 tane gül. Kaçarlı demetler yapacak? Beşerli demetler yapacak. Vazolara yerleştirecek. Bizden ne istiyor? Vazo sayısını istiyor. Aslında kısaca problemi özetlemiş oldum. 25 tane gül var. Beşerli demetler yapıp vazolara yerleştireceğim. Ve vazo sayım kaç tane? Şimdi plan yapma konusunda 25 tane gülü beşerli demet yapacağım için bir paylaştırma yapmam gerekiyor. Bu paylaştırma işlemimde hangisi çocuklar? Bölme. Yani benden vazo sayısını bulabilmem için bölme işlemi yapmamı istiyor. Uygulayalım. 25'i beşerli gruplayalım. Ritmik sayma yapalım. 5, 10, 15, 20, 25. Kaç sayı saydım? 5 sayı saydım. Yani benim 5 tane vazoya ihtiyacım var. Şimdi 25 tane çiçeği beşerli gruplarsam 5 vazoya koyduğumu gördük. Kontrol edelim. Benim 5 tane vazom vardı. Her bir vazoya 5'er tane koyduysam 5 artı 5 artı 5. 5, 10, 15, 20, 25. 25 tane gülüm oldu. Başlangıçta kaç gülüm vardı? 25 gülüm vardı. O zaman işlemimi doğru yapmışım. Yine problemi dikkatli bir şekilde okuyoruz. 3 deste balonu Figen ve 4 arkadaşı paylaşıyorlar. Her birine kaç balon düşer? Şimdi benim başlangıçta yine aynı şekilde problemi anlama noktasında kaç balonum var? 3 deste balonum var. Üç deste balonu kaç kişi paylaşıyor? Figen ve 4 arkadaşı. Yani kişi sayım da belli değil. Her birine kaç balon düşer? Her birine düşen balon. Şimdi bunun için bir plan yapmam lazım. Önce 3 desteyi bilmem gerekiyor. Sonra kişi sayısını bulmam lazım. Figen ve 4 arkadaşı dediği için burası 5 kişi. Ve bir paylaştırma yapmam gerekiyor. Paylaştırma yapmam için de ne yapmam gerekiyor? Bölme yapmam gerekiyor. Şimdi planımızı uygulayalım. Önce 3 desteyi bulalım. 1 deste ne kadardı çocuklar? Sesinizi duyar gibi oluyorum. 1 deste 10 tane. Ben 3 deste aldım. 3 deste balon var. 3 çarpı 10. 30 tane neyi varmış? Balonu varmış. 30 balonu kaç kişi paylaşıyoruz? 5 kişi paylaşıyoruz. Neden? Figen ve 4 arkadaşı var. 30'u bölü 5.
Yine beşer beşer sayabiliriz. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Kaç tane saydım? 6 tane ritmik sayma yaptım. Yani her bir kişiye 6 balon düştü çocuklar. Şimdi problemimde her bir kişiye 6 balon düştüğünü acaba doğru mu yaptım? Bir kontrol edelim. Benim 5 kişiye 6 balon dağıtmıştım. Şimdi 5 kişim vardı. Her birine 6 balon dağıttım. 5 tane 6 ya da 6 tane 5 ne yapar? 30 balon yapar. 30 balon da 3 deste demektir. Çünkü ben 3 desteyi buldum. 30 balonum vardı. 3 deste de 30 yaptığı için o zaman işlemim doğrudur. Bir problemi yine böyle işlem basamaklarına dayalı olarak yapalım. Şimdi soruyu dikkatlice okuyalım. Bir manav 24-27 kilogram portakalı eşit şekilde 3 poşete koydu. Poşetlerden de bir tanesini sattı. Geriye kaç kilogram portakal kalmıştır? Şimdi manavın elinde kaç kilogram portakal vardı? 27 kilo portakal. Bunları kaçar poşete koydu? 3 poşete paylaştırdı. Sonra da bir poşeti sattı. Şimdi önce planlamamızı yapalım. 27 kilogram portakalım vardı. 3 poşete paylaştıracağım. 3 poşete paylaştıracağıma göre o zaman ben burada bölme yapacağım. Artık bakın tek tek işlemleri yazıyorum. Daha sonra da eksiltme yapacağım. Neden? Çünkü bir poşetini satmış. Çıkarma yapacağım. Şimdi bu planımızı uygulayalım. Önce 27 kilogramı 3 poşete dağıtacağım. 3'er 3'er sayarsak 3 ya da nokta olarak koyalım çocuklar. 3 6 9 12 15 18, 21, 24 ve 27. Kaç tane sayı saydım? 9 sayı saydım. O zaman 9 poşet yapmış. Şimdi 9 poşete ulaştık. Şuraları bitirdik. 3 poşete böldü. Her bir poşette 9 kilogram. Şurası 9 kilogram olacak çocuklar. Bunun bir poşetini sattıysa 27'den 9'u çıkarıyorum. 7'den 9 çıkmaz. 17'den 9 çıkarsa 8. 18 kilogram elinde kaldı. Manavın elinde kaç kilogram kaldı? 18. 9 kilogramını da sattığı için ikisini toplarsak ikisi ne yapar? 27 kilogram. Başlangıçtaki kilograma ulaştık mı? Evet, ulaştık. Bir diğer sorumuza geçelim. Artık bundan sonra problemi anlayalım, plan yapalım, uygulayalım bölümlerini tek tek çizerek yapmamıza gerek yok. Çünkü bu aşamadan sonra artık soruları oluştururken kafamızda ne yapacağımızı planlamalıyız. O planımıza göre de işlemlerimizi uygulamalı ve ona göre düşünmeliyiz. Ama en öncelikle problemi çok dikkatli okumalıyız. Problemi ne kadar dikkatli okursak o kadar iyi anlarız, o kadar iyi plan yaparız ve o kadar iyi planımızı uygular, doğru çözüme ulaşırız. Ayşe Nazlı kümesteki civcivlerin ayak sayılarını 16 olarak saymış. Acaba kümeste kaç tane civciv varmış? Şimdi ben problemi anladım. Ayşe Nazlı'nın kümesteki civcivlerin ayak sayısı. Ayak sayısı, şöyle civciv dediğim üstüne ki karışıklık olmasın, 16. 16 tane ayak varmış. Şimdi benim burada bileceğim ne çocuklar? Önce bir tane
civcivin ayak sayısı. Bir civcivin ayak sayısını biliyorsam problemi çözüm aşamasında çok daha rahat çözerim. Bir tane civcivimizin kaç ayağı var çocuklar? Duyuyorum seslerinizi. 2. Evet. Peki 16 tane ayağım var. İkişerli paylaştırırsam hangi işlemi yaparım paylaştırmada? 16'yı 2'ye bölersem paylaştırma yapmış olurum. İkişer sayarsam ritmik 8 tane civcivim var. Şimdi bir diğer sorumuza geçelim. Burada bir plan ya da uygulama aşamasındaki bölümlerde ne yapmamız gerektiğinden çok bir bölme işlemindeki terimlerin nerede olduğunu kısaca bir tekrar edelim diye yazdım bu soruyu. Şimdi bir bölme işlemi yapalım. Bu bölme işleminde bölünen 24. Bölen 4. Bölümü soruyor çocuklar bize. Bölümü sorduğu için 24'ü 4'e bölerken yine 4'erli de sayabilirsiniz. Ritmik saymada yapabilirsiniz. İsterseniz çarpım tablosunda 4'ü kaçla çarparsam 24'ü bulabilirim de düşünebilirsiniz. Biz ritmik sayma yapalım. 4, 8, 12, 16, 20 ve 24. Kaç tane sayı saydım? 6 sayı saydım. 6 çarpı 4. 6 tane 4. 24. Yine birler basamağıyla, birler basamağı ve onlar basamağıyla, onlar basamağının alt alta gelmesine özen gösterdim. 4'ten 4 çıkarsa 0. 2'den 2 çıkarsa 0. Yani bölüm 6. Evet sevgili çocuklar, bu dersin sonunda yaşamımızda bir problemle karşılaşırsak önce problemi anlamayı, çözüm yolları üretmeyi ve çözmeyi öğrendik. Hepinize sevgiler.